Merhaba. Türkiye'de iki sağcı, iki de faşist parti var. Esasen Türkiye halklarına iyi hazırlanmış ideolojik bir test yapılsa %90 ve üzeri sağcı çıkar. İdeolojik kamplar nasıl sıralanır? Milliyetçi, muhafazakar, liberal, sosyal demokrat, sosyalist, Müslüman, komünist, ateist, kemalist vesaire. Bugün Türkiye'de bu mahalle sakinlerinin %90'ı kendini asla öyle görmese de faşist tanımına girer. Konumu, pozisyonu ne olursa olsun böyledir. Devlette çalışsın çalışmasın durum budur. Gömlekler farklıdır sadece, içindeki aynıdır. Terör, ihanet, kripto gibi tabirlere alışıldı ve bu aşama geçileli çok oldu. Sırada mesafe ve tepki koyma aşaması var. İktidarıyla, muhalefetiyle inceden bunlar işleniyor. Biri bir yerde bir şey demiş veya konuşmuş. Sen de oradasın ve iktidarın sorun gördüğü laflara itiraz etmemişsin. Suçtur artık. Kafadan atmıyorum. Bunun için fezleke düzenlenmiş vekil var. Birileri birilerini ötekileştirmiş, selamı sabaha kesmiş, sen kesmemişsin. Görüşüp görüşmemen önemli değil. Küfretmen, lanetlemen gerekiyor. Değilse mesafe koymamış sayılacaksın. Ülkede asıl mesafe konması gereken kırmızı plakalı teröristler şimdilerde kurbanlarını böyle boğazlamaya başladı tek tek. İnsan hak ve hürriyetlerinin sınırlarını belirlemek çok zahmetli bir iştir. Birileri çıkmış e, tartışılacak bir şey yok kardeşim karşı çıkan haindir, teröristtir, kriptodur, projedir diyorsa bilin ki otoriteye yaslanmış öyle konuşuyor. Bilin ki tartışılsın istenmiyor. Bilin ki oyun içinde oyun var. Türkiye'de iki sağcı iki de faşist parti var. Halkın %90'ı hangi kolunu havaya kaldırırsa kaldırsın sağ pencereden bakar. %92-1982 anayasasına boşuna evet dememiştir. Anadolu güce yatar. Bakın Türk solu ve Türk sağı arasında bağnazlık yönüyle fark yoktur. Literatür farklıdır sadece. Jenerasyon değişse de kafalar 70'lerde kalmıştır. O günlerde nasıl biçimlendiyse öyle. Aşırı sağ hangisi tartışılır? Aşırılıkta dönemsel olarak biri diğerinin önüne geçer. İnkar etseler de solda sağda devleti arkasına alıp insanları katletmiştir bu topraklarda. Yalnızca şehit kanlarıyla sulanmamıştır yani. Milyonları bulan masumun kanı yerdedir. Türkiye'de iki sağcı, iki de faşist parti var. İpucu vereyim. İktidardakiler faşist, ötekiler sağcı ya da iktidardakiler sağcı, ötekiler faşist diye bir şey yok. Bakış açınızı değiştirin.